Arkadaşlar selamlar saygılar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet o büyük şirket için yatırım şirketlerin hedef fiyatları burada bir çalışmaya başladım arkadaşlar. Günlük elimden geldiğince bu şekilde haberler sizlere vermeye çalışacağım. Özellikle biz 30 şirketlerinin yatırım şirketleri tarafından nasıl gözlemlendiğini görebileceksiniz. Tabii ki bu sürekli olarak yapabileceğim bir video değil. Her gün olmayabilir ama gün aşırı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet dostlar Sabancı Holding saol için hedef fiyatlar ve tavsiyeler. Borsanın önemli holding hisselerinden biri olan Sabancı Holding için hedef fiyatları sizler için inceledik. Ülkemizin ve Bist30'un önde gelen şirketlerinden biri olan Sabancı Holding şirketinde önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Şirketin CEO'su Cenk Alper'in Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı açıklamalara göre geri alım programı başlattıklarını ve amaçlarının iskonto oranını aşağıya çekmek olduğunu belirtti. Brombert TT kanalında da konuşan Alper temettü dağıtımının %5-20 oranında olacağını ifade etti. Evet dostlar bununla ilgili ikisi içinde haberler yapmıştık daha önceden. Sabancı Holding şirketinin 2022 yıl 3. çeyrekteki verilerine istinaden net kar %221 oranında artış ile 10.87 milyar TL tutarına ulaştı. Şirketin net satışları ise %177 artarak 64.72 milyar TL'yi buldu. Yani satışlar %177, kar %221 yani karlılık daha da artıyor demek şirkette. Net borç durumuna baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre 47.39 milyar TL olup %647 artış gösterdi. Borçtan varmış. Bunların yanı sıra FAVÖK rakamlarındaki artış %334 artış göstererek 23.89 milyar TL seviyesine geldi. Faaliyet giderleri ve finansal giderlere baktığımızda ise faaliyet giderlerinin %119, finansal giderlerin %47.70 arttığını görüyoruz. BIST 100 endeksi son bir yılda %155 artış yaşarken Sahol iyi bir performans göstererek %184 oranında yükseldi ve yatırımcılarının belentisini karşıladı diyebiliriz. Son bir yıldaki en düşük değeri 13.70 TL, 72 TL olan Sahol hissesi en yüksek 46.42 TL tutarına ulaştı. Halk yatırım, sol hedef fiyatı ve tavsiyesi. Hedef fiyat 51.65 TL. Getiri potansiyeli 28.50. Tavsiye güçlü al. Evet halk yatırımdan 128.50 getiri potansiyeli öngörülmüş. Yatırım finansmal %67 getiri potansiyeliyle 70 lira demiş hedef fiyatını oldukça yükseltmiş. Tavsiyesi ise al. Şeker yatırım 48.9 9 getiri potansiyeli görmüş. 62.27 hedef fiyat vermiş. Tavsiyesi al. Vakıf Yatırım hedef fiyatını 43.90 TL olarak göstermiş. Getiri potansiyelini %5 vermiş. Tavsiyesi al. %5. Evet, çuvallama yakın bir hedef. Evet, Oyak Yatırım Sağol hedef fiyatı %49 e, %20 pot getiri potansiyel vermiş. 49 lira 50 kuruştan tavsiyesi endeks üstü gelir gelir demiş. Endeks üstü gelir. Hedef fiyatlara bakacak olursak 70 TL hedef fiyatıyla yatırım finansmanı en yüksek fiyat tahmini verirken 43.90 TL ile bakıf yat yatırım en düşük hedef fiyatı vermiş bulunmakta. Bu incelememizde toplamda 5 yatırım şirketinin sağlı hedef fiyatlarını sizler için paylaştık. Evet arkadaşlar. Burada gerçekçi olan bana kalırsa yüzde 28 buçukta halk yatırmak ise en mantıklı kalıyor. Uzun vadede olmamak kaydıyla kısa vadede yani 2-3 aylık bir süreçte bu getiri getirebileceği potansiyeli olan şirketlerden birisi Sabancı Holding, Sahol. Çünkü şirketin belli başlı biliyorsunuz geri da ön plana çıkıyor. Borsa düştüğü günlerde endeks değer kaybettiği günlerde 1 2 milyonluk, 1 milyonluk, 500 binlik plan alımlar yapıyor biliyorlar. Evet dostlar, SPK kuralları gereği burada bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Sadece aracı kurumların saholla ilgili hedef fiyatlarını ve tavsiyeleri sizlerle paylaştık. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bu videoların devamının gelmesini sağlarsınız. Beğenileriniz, yorumlarınız videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Bize destek olmak istiyorsanız da katıl ve teşekkür butonlarımız aktif. Buralardan da bize ufak miktarlarda yardımcı olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.